Bir telefonumuz var, alalım. Alo. Hocam günaydın, hayırlı cumalar, nasılsınız? Hanımefendi, iyi cumalar dilerim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim, iyiyim. Hocam ben biraz heyecanlıyım açıkçası, ilk defa böyle bir şey soracağım. Sizinle de ilk defa konuşuyorum. Estağfurullah, buyurun buyurun, heyecanlanmayın, rahat olun. Teşekkür ederim. Yakın zamanda biz babamızı kaybettik, 4 kardeşiz biz. Tabii Allah rahmet eylesin. Bir... Amin inşallah. Üçümüz kız, birimiz erkek. Annem evlat ayırma yaptı. Bize miras vermek istemedi. Devletin verdiğini aldık biz de. Bize sürekli beddualar, işte çocuklarımıza beddua etmeler. Bizimle konuşmuyor. Birilerini devreye sokuyoruz. Hani memleketten büyükleri devreye sokuyoruz. Onlara hani görüşmek istemiyorum, konuşmak istemiyorum. İşte telefonlarımızı açmıyor. Şimdi de bayramda gidip hani elini öpmek istiyoruz. Bilmiyorum hani ne olacak, affeder mi affetmez mi, ki çok da beddua verdi bizim üçümüze de sırf miras aldık diye. Hocam miras konuda... hakkınız var. Miras evet. Aldınız diye size beddua etme hakkı yok. Yani şöyle bir şey hocam, bir de bütün akrabalarımız bize tepki gösteriyor. Bütün akrabalarımız bizim üç kıza da küstü açıkçası. Niye küstüler? Para onların miras, mı? Miras aldık diye. Siz almasaydınız onlar mı alacaktı? Şöyle bir şey, erkek kardeşim tek olduğu için güya babama o bakmış, ki bakmadı. Çoğu zaman iki senedir hep biz koşturduk, üç kız koşturduk, her şeyine koşturduk. Maddi manevi, hastalığında, düştüğünde hep yanındaydık. Babama karşı vicdanım çok rahat. Çünkü ona evlatlık görevimi yaptığımı düşünüyorum. Bunu herkes de biliyor zaten. Evet. Ama hani dört atanın hakkı birdir diye annem de beddua verdiği için açıkçası biraz da rahatsızım. Hani vicdanım da rahatsız olmayın. Acaba... Şimdi kişi öldükten sonra çocuklarına belli miktarlarda, şimdi o miktarlara girmeyeyim, ölenin eşine, karısına, annenizi kastediyorum ve size ve kardeşinize belli miktarda miras düşer. İki yolunuz var. Birinci yol, Kur'an'ın önerdiği, emrettiği yol. Ona göre paylaşırsınız babanızın vefatından sonra. Veya diyebilirsiniz ki böyle olunca benim hakkımı vermiyorlar, gasp ediyorlar. Daha çok benden alıyorlar. Bize az para veriyorlar. İstedikleri gibi iş yapıyorlar, paylaşmıyorlar dersiniz. Mahkemeye gidersiniz, mahkeme belirler. Ona göre mirasınızdan pay alırsınız. Anne dilediği kişiye mirası dilediği gibi paylaşamaz. Çünkü mal onun malı değil, babanın malı. Babanın malı olduğu için annenin orada tasarruf hakkı sınırlıdır. Bundan dolayı da siz kalbinize bir sıkıntı hissetmeyin. Yanlış bir şey yapmamışsınız. Kendinize itibariyle babanızın malını aşağı yukarı paylaşmışsınız diye ifade edeyim yani. Birilerinin burada boş boş konuşması sizi etkilemez. Tamam mı hanımefendi?